Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında yamuk konusundaki test altının çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Yukarıdaki verilere göre ADC üçgeninin alanı kaç santimetre karedir diye soruluyor. Arkadaşlar 45'i gördük ne yaparsınız? 45'i gören insan hop şuradan dike çizer değil mi? Çizdiniz diki. E 45 45 90 üçgen oluştu burada. 3 kök ise bunlar 3 3 mü oldu? Evet. Şimdi bir üçgen alan isteniyor. Hangi konuda olursanız olun. Üçgen alanı şekilde 90 derecede özel bir açı varsa taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'den çıkar. Hocam buradakinin tabanı neresi verilmiş? 4. Bu tabana ait yükseklik nereden çizilir? Tepe noktasından yani A'dan. Hop sadece geniş açılı olduğundan dışarı düşüyor. E hocam şunu çizince paralel iki doğru arasındaki şu yükseklik 3 ise burası da 3 değil midir? Evet tabanı 4 olanın yüksekliği 3 olmuş. O zaman üçgenin alanı 4 çarpı 3 bölü 2'den kaça eşit oldu? 6'ya eşit oldu. Cevap Akçay. Aşağıda verilen ABC'de ikiz kenar yamuk biçimindeki bir kağıt AC boyunca katlandı. D noktası BC üzerindeki E noktası ile çakışıyor. Ve şu DC ile de AB birbirine paralel vermiş. Ve şunlar da 4'er birim verilmiş. EC ile şurası ve şurası da 4 birim verilmiş. EC ile EB'nin uzunluğu 4 birimmiş. ABC'de yamuğun çevresi nedir diye soruluyor. Gençler ne yapacağız şimdi? Hocam katlamada açıyorduk katlamaya açılmış hali var. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. 4 ile 4. Hocam şu kenarla şu kenar birbirine eşit olacak. Eyvallah. Bir de üst üste binen açılar da birbirine eşit oluyordu. Hocam şu açıyla şu açı eşit hocam. Bu açıyla bu açı eşit. E peki açı ortaylık çıktı. Açı ortaylık parçıklı kenarları paralel olan dörtgenlerde ya da paralellik ve açı ortaylık olduğunda niye dikkat edin diyorum. Çoğu videoda duydunuz bunu. Z, Y. Bak Z. Bu yamuk ya. Bunlar birbirine paralel. Z'den dolayı burası da çizgi açısı yaptı mı yaptı. Z'den ne çıktı? Çizgiye çizgi. İkiz kenar çıktı. Yani burası 8 ise burası da 8 oldu. Yamuğun çevresi de kaç oldu o zaman arkadaşlar? Hocam 8 burası 8 burası 4 burası. Bu zaten x kenar yamuk değil miydi? Soru da öyle demişti. ikizkenar kenar yamuk. 8 iken burası da ne olacak? 8. Yani 28 artı 8 artı 4 artı 8. Kaç yaptı arkadaşlar? 28 yaptı. Yani cevabımız böylelikle akçay oldu. Yukarıda verilere göre taralı alanlar toplamı kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Bir yamukta böyle üçgen geldiği zaman tam orta noktasına geldiği zaman bu alan tüm alanın nesidir? Yarısıdır. E, geri kalan parçalarda yarısı değil midir? Ya da buraya A alanı dersem, buraya B alanı dersem. E, hocam burası yarısıysa geri kalanlarda yarısı. O zaman buraya da ne kaldı? A artı B alanı yaptı. O zaman A artı B alanını bulursak e, taralı alanı buluruz. A artı B alanı da şuradaki üçgenin alanı değil midir gençler? Nereden buluyoruz? Sinüsten mi? Sen bul sinüsten. Biz, biz, ne yaparız gençler? Hocam 45'i gördük. 45'e ait şöyle bir 90 derece çizsek. 90 karşı 4 ise 45, 45, 93 üçgeninde ne olacaktır burası? 4 bölü kök 2'den 2 kök 2 çıkacaktır. O zaman taban 6 yükseklik 2 kök 2. 6 çarpı 2 kök 2 bölü 2. 6 kök 2 yaptı. A artı B alanı zaten bizden de o isteniyor. Cevap Akçay ABCD bir yamuk DC ile AB birbirine paralel alanlar 4 ve 64 verilmiş arkadaşlar alanlar 4 ve 64 ve burada bir kelebek yok mu var kelebekteki oran kaça kaç bilmiyoruz ama alanlar oranını biliyoruz e ben şunu biliyorum benzerlik oranın karesi alanlar oranına eşit değil miydi evet alanlar oranın kare de o zaman benzerlik oranına eşit olmaz mı olur tabii ki yani 2 bölü 8 o zaman 1 bölü 4 yaptı arkadaşlar aynen öyle o zaman burası k iken burası k K iken kelebek dekoran 1'e 4 ise burası 4K yazdık arkadaşlar. Sonra ne yapacağız? Hocam burası A iken burası 4A. Sonra burası B iken buraya da 4B yazabiliriz. Haydi alan dağıtalım. A'da kalan 4 ise 4A'da kalan nedir? Bakın tepe noktaları aynı olan üçgenlerde alan dağıtımı. 16 hocam. Sonra K'dan K'ya alan dağıtımı yapalım. Hocam K'da kalan 20 ise K'da kalan burada 21. E B'de kalan 4 ise 4B'de kalan kaçtır arkadaşlar? 16'dır. Hocam A'daki alan 16 ise burası da zaten 64. Verilmiş zaten sıkıntı yok. Yamuğ olan alanı nedir diye soruluyor. Toplayacağız bunları arkadaşlar. Ne var? 16 var. 64 var. 4 var. 16 var. 20 var. Şu ikisi 20, 20, 40. Hocam bu ikisi de 80. 80, 40 daha kaç yaptı? 120 yaptı. Yani cevabımız o zaman balıkesir oldu. Yukarıda verilere göre taralı alanlar oranı yani şu sarının yeşili oranı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize ne yapacağız? Şimdi gençler normalde şöyle paralel kenar çizsek alanları parçalıyorum işim yaramaz bana bütünsel lazım. O yüzden burada genelde yamukta kullanmadığımız taktiği yani yukarı doğru tamamlıyoruz arkadaşlar. E hocam şununla şu birbirine paralel benzerlik alan ilişkisini yapacağız o zaman. 4 bölü 7 benzerlik oranı var. 4 bölü 7'nin karesi 16 bölü 49. O zaman burası hocam 16 A ise tamamı 49 A. Bu zaman o zaman buraya ne kaldı? 49'dan şey çıkınca e, 16 çıkınca 30 33 mu kaldı arkadaşlar? Evet buraya 33 kaldı. 33 A kaldı arkadaşlar buraya. E şimdi ne yapacağız? Hocam bir de şununla da şunda benzerlik var. Benzerlik oranı 4 bölü 9. Karesi bu da hocam 16 bölü 81 yaptı. E o zaman burası 16 A ise tüm alan 81 A yapacak. Hocam burada 49'u buradaysa 81'den 49 çıkınca kaç kalıyor arkadaşlar? Ee, 32 mi kalıyor? Evet buraya da 32A kaldı arkadaşlar. Bakın tamamı 81 aya. Şurası 49A 49. 81'den 49 çıkınca 32 kaldı. E o zaman olay bitti. Buradaki oran isteniliyor bizden. E, F, C, D'ye bak 33A bölü. A, B, F, e bak 32A isteniliyor. A'lar nanay. Cevabımız da 32 bölü 33 çıktı. Yani cevap akçay oldu. ABC dedik yamuğunun alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar açı ortaylar önemli. Yamuk da önemli bir yere sahip. Paraya kenarda da öyle. Açı ortaylar nasıl kesiyordu? Dik ve ort taban üzerinde. Zaten bu alttaki üsttekine paralel ya. Bu da tam orta taban üzerinde. Ve bunun paraleli ort taban olmak zorunda. Ne çıktı o zaman burada? İki parçaya bölü. Hatta 90'dan çizilen kenar ortay. Muhteşem üstünden dolayı burası da 6 oldu arkadaşlar. Şimdi madem bu orta taban çizgisi 5 ise burası da 5 midir? Evet. Dik yamuğun alanı isteniyor. Normalde yamuğun alanı A ve C diyecek olursak alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2 diyeceğiz ama gençler şuraya bakar mısınız? A artı C bölü 2 zaten direkt nedir? Ort taban değil midir? Aynı zamanda yamuğun alanı orta taban çarpı yüksekliğe de eşittir. Ort tabanımız ne? 9 Hocam burası 9 çarpı. Yüksekliğimizde dik yamuğun bir dik kenar olduğu için yani 10 olduğu için 9 çarpı 10'dan cevabımız kaç yaptı? 90 yaptı. Yani cevap C. ABC'de ikizkenar kenar yamuk ve burada 4 kök 3 2 kök 3 verilmiş. Buna göre AD üçgen alanı nedir diye soruluyor. İkizkenar kenar da köşegenler çizilmiş. Bu köşegenler birbirine eşit ve kendi çapında ayrıldığı yerler birbirine eşit değil miydi arkadaşlar? Evet. Aa hocam bak burada ne çıktı? 120, 30, 30 üçgeni. Hocam 2 köküçse bunlar 2, 2 yapar. Hocam 120 ve ikizkenar 30, 30 üçgeni. Yani 4 köküçse bunlar da 4, 4 yapar. Bizden ne isteniyor gençler? 2 ve 4 arasındaki açıdan 60. Bizden bunun alanı isteniyor. Ne yapacağız arkadaşlar? 2 çarpı 4 çarpı sinüs 60 bölü 2 mi yapacağız? Hayır kardeşim çek bir 90 derece. Olay bitsin 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1. Burası da 3 yaptı. AD üçgen alanında 4 çarpı kök 3 bölü 2'den direkt 2 kök 3'e eşit oldu arkadaşlar. Cevabımız böylelikle Ceyhan oldu. Yukarıda verilere göre ABC x kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar. Hmm. Şunları kullanacağım. Genelde bunları kullanmadığımız için soruları yapamıyoruz. arkadaşlar buraya A bu buraya B dersem. Ali B uzunluğuna A BC uzunluğuna B dersem. DC uzunluğu da bakın 2DC A artı B eşitse o zaman burası A artı B bölü 2 olacak değil mi? Evet. A artı B 2 DC eşitse burası da A artı B bölü 2'ye eşit oldu. E burada ne yapacağız hocam? Vallahi arkadaşlar benim burada A artı B bölü 2. A artı B bölü 2. A artı B bölü 2. Ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım? Vallahi bir kere A artı B ile alakalı bir şey bir ilişki kurmam lazım sanki burada değil mi arkadaşlar? A artı B ile alakalı bir ilişki. Hocam A ile B'yi yan yana getirmeliyim. E ne yapmalıyım burada? Şurada ee, B'nin yanına A mı getirsem yok böyle olmaz A artı B böyle geliyor sıkıntılı oluyor. Buradaki A'nın yanına B getirsem şuraya getirsem olmaz. Şu tarafa doğru getirsem hee, olacak. Evet buraya doğru getirdim arkadaşlar. Bakın dikkat. Dikkat. Şuradan bir B çektim. Çünkü A artı B'ye ulaşmam lazım. İnce bir soru büyük ihtimal çok zor bir soru arkadaşlar. Tabi böyle ekizimler olunca zorlanıyoruz gerçekten de. Şuradan bir B kadar aldım. B kadar alınca bakın A artı B. Yani şuradan da şöyle bir üçgen oluşturayım isterseniz. B kadar aldık ya. İkisi kenar üçgeni oluşturalım. E ne oldu burası hocam? A artı B. E. Başka bir şey var mı? Burası da A artı B bölü 2. He. Hocam biri A artı B. Biri A artı B bölü 2. Yani 2'ye bir oran var. O zaman ben ne yapacağım? Benim yapacağım hamle belli arkadaşlar. Şu üçgene tamamlarsam şöyle. Tamamlayamadım ama idare edin arkadaşlar. Şöyle üçgene tamamlarsam. Bakın şöyle tamamlarsam. Hocam şunlar birbirine paralel mi? Paralel. Biri A artı B bölü 2. Biri de A artı B oldu mu? Oldu. Yani 1'e 2 oran var. E madem 1'e 2 oran var hocam. Bu orta taban çizgisi mi olmuş oldu? Evet. Bak A artı B arasındaki ilişkiyi böyle kurdum. A artı B bölü 2 var burada. O yüzden A artı B yan yana gelsin dedim. O yüzden B kadar uzattım. B kadar uzatınca da burada ikiz kenar oldu. Sonra madem burada A artı B bölü 2 A artı B var dedim. Hemen üçgene tamamladım. Tabi zor bir soru arkadaşlar. Burada bir ort taban çıktı. Dolayısıyla bunlar nedir? Birbirine eşit. Hatta bunlar da nedir? Birbirine eşit. Hocam 35'i kullanalım mı artık? Kullanalım. Şöyle Z'den dolayı burası kaç yaptı? 35 yaptı. E ee, hocam başka ne var burada? Büyük üçgene bakacak olursak. Ya da şöyle bakın. Dik taban iki iş parçaya böldü. Hocam x kenar diyebilirsin şuraya. Ya da hocam büyük üçgende 90'dan kenar ortay çizilmiş deyip 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem şu deyip burası da eşit diyebilirsiniz. E burada ne çıktı o zaman? İkiz kenar çıktı. 35 ise o zaman buradaki açı da 35. E hocam B'ye B. İkiz kenar. Burası da 35. 35 35 ise burası da kaç yaptı o zaman? 70 yaptı. Cevap balık kesir yaptı ama zor bir soru. A, B ve A artı B bölü 2 arasında bir ilişki kurmam gerekiyordu. A ile B ayrı ayrı yerlerde hoşuma gitmedi. A artı B şeklinde sorunun içerisinde bak soru bana kopya veriyor. A artı B bölü 2. A artı B olsun diyor sana. O yüzden A ile B'yi yan yana getirdim arkadaşlar. En mantıklısı da burada yan yana getirmekti. Ve sonrasında da cevap çıktı arkadaşlar. Cevap balık esir. Yukarıda verilere göre dcx kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar dik yamuk. Dik yamukta ne yapıyorsak onu yapacağız. Hop dik çiziyoruz değil mi arkadaşlar böyle. Evet dik dörtgen ve dik üçgen oluşturuyoruz. Hocam x burası x yaptı tamam. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? 90'lara havada uçuşuyor. E 90'lara havada uçuşuyor. Ne yapıyorsan onu yapacaksın. Tabii ki alfa alacağız. Alfa beta ters açıdan beta. Beta 90 alfa. Hatta alfa 90 ise burası da beta oldu bir kere x'e yoğunlaşmam gerekecek. Arkadaşlar şuradaki üçgenimiz var mı elimizde? Var. Çünkü e, üçgen seçeceğiz ve kenarları belli olan üçgen seçeceğiz. Aa hocam bir de 14 bak burası kaç? 14. Tamam. Burası 14. E hocam aynı şekilde bak. E, alfabetalı üçgen şuradaki üçgende de 90'ın karşısı 14. Demek ki şu mavi üçgenle sarı üçgen ne oldu? Benzer hatta eş oldu. Çünkü alfa beta 90, alfa beta 90. 90'ın karşısı 14, 90'ın karşısı 14. Eş üçgen bu. E o zaman alfanın karşısı burada. Alfanın karşısı 9 ise buradaki alfanın karşısı da 9'dur. Dolayısıyla tamamı 14 olduğundan buraya da kaç kaldı arkadaşım? 5 kaldı. Cevap 5 yaptı sevgili gençler. Başka türlü nasıl yapabilirdik? Bu birinci yol olsun. İkinci yolda e, kural zihniyetle yapabilirsiniz tabii ki. Nasıl mı? Hocam şöyle algılayabilirsiniz. Bakın burası da 14 burası da 14 ya. Hocam şöyle bir x -kenar, üçgen oluşturduk. E, x kenarda e, eşit kola ait bir yükseklik çizilmiş. Eşit kollara ait yükseklikler birbirine eşit değil miydi? Evet. Yüksekler eşitti ve hatta ayırtıkları yerler de eşitti. Hocam bu yükseklik tepe açısına kadar 9 ayırmışsa buradaki yükseklik de tepe açısına kadar 9 ayırdı deyip buraya kaç kaldı dersiniz? 5. O zaman ikisi de yine 5 bulursunuz. Burada da ikiz kenarın özelliğini kullanmış olduk. Sanki biraz önceki yol alfa beta benzerliği ya da eşliği daha hoş bir yoldu arkadaşlar. Cevap Edremit. ABCD dik yamuk biçimindeki karton şekil bir dik gibi D köşesi BC doğrusu üzerine gelecek şekilde katlandığında şekil 2 oluşuyor. Evet katlama sorularında hop eski haline geri açıyoruz arkadaşlar. Dik yamuktu burası. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. 6 ise 6. Üst üste binen açılar da birbirine eşit. Hocam şunlar da eşit. Şunlar da eşit. Başka bir şey verilmiş mi? AE uzunluğu K iken burası 2K verilmiş. Hmm. AE uzunluğu K iken neresi 2K verilmiş? E D üstü. E D üstü 2K. Hocam üst üste binen kenarlar birbirine eşit ya. O zaman burası da 2K. Tamam. E şimdi bizden x isteniyor. Gençler yapacağımız iş belli. Oran var. Oran varsa ne yapıyorduk? Benzerlik. E içi, çizdiğimde kelebek oluştu mu oluşmadı. O zaman bu benzerliği dışarı doğru oluşturuyorduk değil mi? Şöyle yaptık. Burada bir kelebek benzerliği çıktı mı? Çıktı. Hocam kelebek çıktı. Kelebekteki oran 2'ye 1. Yani 6 ise burası kaç yaptı o zaman? 3 yaptı. E hocam başka ne yapacağız? Takıldık kaldık paralelliğin olduğu sorularda açı ortaylıkta varsa neye dikkat edin diyorduk arkadaşlar. Bunu yamukta da paraya kenarda da benzerlikte de çok kullanıyoruz. Dikkat. Z'ye dikkat edin. Bak karşıtlı kenarlar birbirine paralel değil mi? Evet hocam. E burada ne var arkadaşlar? Şöyle bir Z kuralı var mı? Var. Yani burası çizgiyse Z'den dolayı burası da çizgi yaptı. A. Çizgiye çizgi. İkiz kenar. Bak bunu çok kullandık. Artık öğrenin arkadaşlar. Burası 14 ise burası da 14'tür. O zaman buraya kaç kaldı arkadaşlar? 11 kaldı. Yani cevabımız ne çıktı gençler? 11 çıktı. E, yaptığımız hamleler bu arada gö göz değil mi? Ha, gözükmüş sıkıntı yok. Cevap Denizli oldu arkadaşlar. AC'yi 9 vermiş. Sonra BD'yi 12 vermiş. 12. Ve benden şu yükseklik isteniyor. Gençler köşegenleri dik kesen bir dörtgende. Özel bir durumdur bu. Konu anlatımında da anlattım köşegenleri dik kesmiş ve bir şey yapamıyorsanız normalde biz yamukta ne yapıyorduk arkadaşlar? İçeriden paralel kenar oluşturuyorduk değil mi? Yamukta köşegenleri dik kesen bir dörtgen gördüğünüz zaman dışarıda paralel kenar oluşturun. Yani şöyle arkadaşlar. İster buradan oluşturun böyle ama şu 90'ı bir kullanamıyorum böyle. İsterseniz şöyle paralel kenar oluşturun. Hiç fark etmez arkadaşlar. Bakın paralel kenarı oluşturduk. Yani şurada bir paralel kenar oluşturduk. Bu paraya kenar oluşturmak demek. Hocam şununla şu birbirine paralel ya. 90 ise burası da 90. E hocam 12 ise burası da 12 oldu demek mi? Evet. Bak 9 12 ne üçgeni? 15 üçgeni ve senden haç isteniyor. 9 12 15 üçgeninde bir de haş eksikse ne yapıyorduk arkadaşlar? Alandan gidiyorduk. Bakın şu çıktı karşımıza. Şöyle 9 12 15 ve senden haç isteniliyor. Buradaki haç isteniliyor. Haçı nasıl buluyorduk arkadaşlar? Alandan. Üçgenin alanı hem 15 çarpı haş bölü 2. Hem de 9 çarpı 12 bölü 2 eşit. Bölü 2'ler gitti. 3'e bölsen 5, 3'e bölsen 3. Buradan 5H eşittir. 36 ise H da buradan ne geldi? 36 bölü 5 geldi. E, evet, çoğu kişi için zor bir sorudur ama bu durum özel bir durumdur arkadaşlar. Bu özel durumu bilmenizde fayda var. Cevap ne çıktı? Denizli çıktı. <laughs>